Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şerbetli tatlıların en güzellerinden olan az malzemeli kıyır kıyır dokusuyla nefis bir kalbura bastı tatlısı yapıyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tatlımın yapımına şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Küçük bir tencereye 2 su bardağı toz şeker alıyorum. 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1/4 limonu da ilave ettikten sonra karıştırıp ocağa alıyorum. Tatlının hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Karıştırma kabına 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum. 1,5 çay bardağı süt ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Öncelikle bu malzemelerin güzelce karışmasını sağlıyorum. Yavaş yavaş un ilave ederek tatlının hamurunu yoğuruyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı 200 ml'lik klasik su bardağı. Çay bardağının ölçüsü ise 100 ml. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurup kıvamını ayarlıyorum. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi tatlımızın hamuru oldukça pratik, az malzemeli, her evde bulunabilecek malzemelerden oluşuyor. Yapımı da oldukça kolay olduğu halde lezzetinden ödün vermiyor. Kıyır kıyır nefis bir tatlı oluyor. Hamurum artık şekillendirmek için hazır. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika orta ısıda kaynattığım şerbeti ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlı pratik ama iyi bir sonuç alıp kıyır kıyır bir tatlı elde edebilmemiz için bazı püf noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi hamurun kıvamı ve pişirirken çok iyi bir şekilde kızararak pişmesi. Diğer bir önemli püf noktası şerbetin kıvamı. Şerbet çok koyu veya sıvı kıvamda olmamalı. Koyu olursa tatlı şerbeti çekmeyecek, sıvı olursa da tatlıyı yumuşatacaktır. Hamurdan parçalar alıp içerisine dişe gelecek şekilde hazırlamış olduğum ceviz kırığından koyarak tatlıları şekillendiriyorum. Tüm hamurum bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Hamurum yeterince yağlı bir hamur olduğu için tepsiyi yağlamadan tüm tatlıları hazırlayarak tepsiye alıyorum. Tatlılar artık pişmeye hazırlar. 180 derecede alt üst ayarda ısıtılmış fırına göndererek nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada şerbetim de soğudu. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Kızaran tatlıyı fırından alıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbeti üzerine kepçe ile gezdiriyorum. Şerbetin hepsini birden dökmüyorum. Çektikçe ilave ediyorum. Tatlıların şerbeti daha iyi çekebilmesi için tepsideki şerbetten üzerine gezdiriyorum. İsterseniz tatlıları alt üst ederek de bu işlemi yapabilirsiniz. Zaten şerbetini çok kolay çekebilen bir tatlı. 1-2 saat dinlenmenin sonucunda gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çektiler. Dinlenip şerbetini çeken tatlılarım artık servis için hazırlar. Üzerine istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tatlımın iç dokusunu, altının üstünün ne kadar güzel kızardığını, ne kadar kıyır kıyır olduğunu ve şerbetini tam çektiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.